Anneciğim. Ha, gel kızım. Çıkıyor musun? Çıkacağım da. Yani üzerime uygun bir şey bulursam çıkacağım. Ha, yine kilo almışım. Ay, sinirlerim bozuluyor valla. Şimdi düğünde de bir Kıvılcım Hanım'a bakacaklar, bir bana bakacaklar. Yapma Allah aşkına anneciğim. Senin bir kere yüzünün güzelliği yeter. Kıvılcım'ı da hiç beğenmiyorum. Hem soğuk hem itici bir kadın. Nereden çıkardın şimdi onu? İçime doğdu. Biliyorsun anneciğim, ya benim kalbimin temizliğinden hissederim öyle şeyleri. Nilay, istersen sen de gel gelinlikçiye. Yok anne ya, ben şimdi kalabalık etmeyeyim. Hem Çamakları Mevlüt'ü var, oraya davetliyim, oraya gitmem lazım. Ha, sen tanıyor musun onları? Tanıyorum tabii. Kermesle tanıştık. Ben de samimiyeti ilerlettim. Bizden birinin katılması önemli. Bunlar böyle sosyetik alınan mazbut insanlar. İyi, iyi kızım. Sana iyi gezmeler o zaman. Bu arada abim aradı. Sizi çok özlemiş. Selamlarını söyledi. Sağ olsun. Aleyküm selam. Nur Sema'yı da sordu. O niye? Biliyorsun anneciğim. Yıllardır çok beğenir ablamı. Onun kadar hanımını, onun kadar asilini görmedim deyip duruyor vallahi hep. Sağ olsun. Eksik olmasın. Alo. Abi bak çok konuşma da dinle beni. Bu yeni gelinin gelmesi benim sinirlerimi bozdu. Şimdi doğurunca da havasından geçilmez bunun. Ya kızım siz de elinizi çabuk tutun biraz. Ya öyle olmuyor işte. Bak ben başka bir şey düşündüm. Ben de bu koca serveti kıza ve çocuğuna yedirecek göz yok. Seni Nur Sema ile baş göz edeceğiz. Yapma ya. O da çok suratsız be. Boş ver. Sen de dünya yakışıklısın sanki. Şimdi ben pembe annenin beynini yıkamaya başladım. Sen de bu hafta uğradım diye bize gel ha. Yok mu bana başka biri ya? Yok. Sanki herkes senin için sırada da. Ve elin boş gelme ha. Çiçek mi çek al. Böyle gösterişim gösterişim bir şey olsun. Ne çiçeği kızım ya? Zaten paramız yok. Aman be yollarım. Bana bak. Biraz fazla yolla ya. Kahvede borcum var benim. Ya borcum bastım. Bitmedi gitti. Hadi bye.